Şimdi hocam, yıllardır büyük tartışma konusu. Şöyle bir soru gelmiş. En sonunda bize de uğradı bu soru. Hani? Geliyor gene bir şey. Hadi evet. Allah'tan ayır. Hocam, bir kadınla bir erkek gerçekten sadece arkadaş olabilir mi diye Türker Bey sormuş. Yani herhalde olur. Ben görmedim. Ben görmedim derken şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bu konuda bir dönem internette de popüler olan bazı araştırmalar vardı. Evet. Arkadaşlar, sorunun imlediği kısım, işaret ettiği yer çok karışık bir yer. Neden o karışıklık var? Önce onu söyleyeyim. İnsandan bahsediyoruz, bir. İnsan biyolojik bir varlık temelde, bu iki. Ama öte yandan biyolojisini aşan bir kültürel kodlar kısmı var, bu üç. Ve günden güne de değişiyor. Yani dün başka, bugün başka hikayesi. Şimdi Harvard Üniversitesi'ndeydi galiba bir genç arkadaşımız. Mikrofon uzatarak erkek ve kız öğrencilere orada şeyi soruyor. Cinsel olarak çekici bulmadığınız biriyle arkadaş olur musunuz? Ya da aslında galiba ikinin sorusu şöyleydi. Çok yakın bir kankası varsa karşı cinsten, onu cinsel olarak çekici bulup bulmadığını soruyor. Bu soruya erkekler ve kızlar farklı cevap veriyorlar. Yani kadınlara sorduğunuzda cinsel çekiciliğin arkadaş olmak için hiçbir önemi yok. Fakat erkekler ilk başta diyorlar ki, yok hayır, o benim kankam yani arkadaşım falan. Sonra diyor ki, ya hiç mi cazipken? Ya tabii canım, aslında hoş kız falan diye. Ve ilginç bir sonuç çıkıyor. Yaptığınız psikolojik taramalardan dolayı erkekler bir şekilde hani hoş bulmadıkları hanımlarla ilk etapta arkadaş olmayı pek tercih etmiyorlar. Erkeklerin yaklaşma sebebi öncelikle biraz cazibeyle alakalıymış gibi gözüküyor. Ama kadınlarda durum böyle çalışmıyor yani. Kadınlar gerçekten arkadaş olabiliyorlar. Öyle ponçikler ki yani, bir dostum diyor, arkadaşım falan diyor. Filmlerde belki 1000 kere konu edilmiş bir tema değil mi? En yakın arkadaşlar, hatta öbürü işte o erkek arkadaşları çöp çatanlık yapmaya çalışıyor. Bu bunu evlendirmeli. Ama sonra ne oluyor? Bir ateş bacayı sarıyor. Bunlar en yakın arkadaşım. Beraber Sicilya'da balayı yapıyorlar en sonunda. Mevzu öyle bitiyor yani. Şimdi unutulmaması gereken bir şey var. Evreni bir arada tutan bir hikaye var. Yani bütün kozmosu bir arada tutan şeyin adı cazibe. Buna fizikte kütle çekim deniyor mesela. Nesneler birbirlerini çekiyorlar. Bu çünkü kozmik bir yasa. İnsanda da ve bütün eşeyli yürüyen canlılarda da bu cazibe kanunu eşler arasında geçer. Yani kadın erkek diye iki cinse ayrılma sebebimiz aynı. İşte proton ve elektron gibi iki farklı yüklü atom parçasının atomu oluşturması gibi. Biz de farklı cinsler olarak aramızdaki cazibeyle bu türün devamını sağlama sistemiyle donatılmışız. Yani bu cazibe çok kuvvetli. Ergenlik yaşını geçmiş olan herkes cinsel cazibenin özellikle erken yaşlarda ne kadar akıl karıştırıcı, hatta meşgul edici bir şey olduğunu çok iyi bilir. Çünkü hani bütün fiziksel sistemimiz üzerine de dahil olmak üzere, psikolojik sisteme zaten etkili de fiziksel sisteme bile çok etkili olan bir dürtüden bahsediyoruz biz o cazibe derken. Şimdi bu cazibe önemli bir şey. İnsanda var ve biz yaşımız kaç olursa olsun bunu değişik oranlarda hissediyoruz. İleriki yaşlarda etkisi azalmakla beraber, çocukluk yaşlarında hemen hemen hiç hissedilmemekle beraber, ergenliğe doğru gittikçe böyle bir tavan yapıyor. İlk gençlik döneminde en yüksek seviyelerinde ve yaklaşık 20'li yaşlara geldiğinizde hafif bir plato yaparak azalmaya başlıyor, daha doğrusu düzlüğe çıkıyor. Ondan sonra 40'lı yaşlardan sonra bayır aşağı gitmeye başlıyor. Böyle bir karşı cinsi çekici bulma eğrisi var. Tabii bazı 70'inde 80'inde de hala devam edebiliyor. Yani kişisel farklılıklar ayrı. Şimdi bunun içerisinde erkek ve dişinin daha önce çok bolca bahsettiğim, sağda solda çok anlattığımız, belgeselleri çekilen bir davranış farklılığı var. Bunu kadın erkek farklılığı diye anlatıyoruz genelde ama bu eşey rollerinin farklı dağıtılmasıyla alakalı bir şey. Erkeğin radarı biraz fazla duyarlı kadına göre. Yani sebep gene, ya kadında işte bir tane yumurta var, ona sağlam gen seçecek, erkekte bir sürü sperm var, ne kadar yavru yapabilirse o kadar kar gibi bir kafa var. Şimdi bakın, bu insanın biyolojik tarafı. Bu biyolojik tarafı bir kere erkekle kadını farklı davranmaya mecburen itiyor. Çok etkin bir şey bu. Yani içimizde çok belirleyici bir yönlendirici olarak görev yapıyor. Ama işin tabii kültürel kısımları da var. Mesela bir erkekle bir kadın İskandinav ülkelerinde ister erkek ister kadın çık o zaman çok daha rahat arkadaş olabilirler. Ama bir doğu toplumunda biraz daha bizim buralarda ya da işte daha doğuda daha zordur muhtemelen. Çünkü kültürel yapı orada erkekle kadının bir araya gelmesini bazı koşullarda uygun görür ve onun dışındaki koşullar sıra dışı kabul edilir. Ama mesela siz daha müreffeh, daha işte bugün batı tarzı yaşayan bir toplumsanız orada daha mümkündür. Fakat bunların toplumsal farklılıkları siz eğer bir şekilde egale ederseniz, yani
o toplumların kültürlerinin bu davranışlar üzerine etkisini bir kaldırabilirsiniz. Arka planda yatan biyolojik dürtüleri ortaya çıkartabildiğinizde muhtemelen hayvanlardan daha farklı bir davranış görmeyeceğiz. Ve hayvanlardaki davranışları homo sapiens'e uyarladığımızda da şaşırtıcı olmayan bir şekilde erkeklerin gözleri biraz daha fazla fel fecir okuyacak. Kadınlar biraz daha temkinli ve bilişsel düzeyde yaklaşacak. Çünkü kadın beyni hep söylüyoruz biraz daha bilişsel düzeyde daha iyi organize olmuştur erkeğe göre. Daha işte tümelcidir. Daha böyle meselelere faydacı maydacı açıdan değil, bütün olarak bakmak olsa daha meyyal, iki taraf daha bağlı olduğu için. Dolayısıyla yani adamdır, kadındır çok da fark etmiyor. İşte arkadaşım diyor geçiyor. Ama erkek öyle değil işte arada bir hormonlar üç bir öne geçince çocuk ne yapsın aklı karışabiliyor, bir şeyler oluyor. Ya olur sevgili arkadaşlar, olur olmaz diye bir şey yok. Ama sonra özellikle sevgili hanım arkadaşlar, senelerdir kankamdı bana böyle ters ters bakıyor falan filan dedi. Çocuğa da çok kızmayın. Çocuğun içinde bazı dürtüler var. Coşmuş olabilirim. Sizi beğenmesi kötü bir şey değil. Nasipse olur diyelim. Yani ne diyelim? Çok zor bir soru bu ya. Evet hocam. Yani ama şöyle sanıyorum, dengede kalmak lazım kıvırdık bu soruda. Yani herhalde. Evet. Oldu mu? Bilmiyorum. Bence oldu zaten hocam. Yorumlarda görürüz altına. Evet. Yardırır arkadaşlar şimdi sağ olsunlar. Yoruyorum bölümünde onları da okuyacağız. Bol bol yorum gelecek gibi hissediyorum. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.